Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel khayri ve lâ asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh. Kulle talatin finnâr. Ve bis senedin muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İnne lillahi azze ve cel hurmat. Selâsen. Men hafizahunne hafizahallahu leh. Emre dini ve dünya. Ve men lem yahfaz bihinne lem yahfazillahu lehu şey'en. Harrımehul İslam, hurmetul İslam ve hurmeti rahmi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaalar rıdvanullahu teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lillahi azze ve cel hurumat. Allah-u Zülcelal Hazretlerinin saygı duyulması gereken, onların çizdiği çizgi dahilinde muamele yapılması gereken bir takım saygın hürmetleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُعَظِّمْ هُرُمَاتِ اللّٰهِ Kim Allah'ın hürmetlerine saygı gösterirse, onlara tazim ederse, fehüve hayrun leh, bu onun için daha hayırlıdır. Evet, böyle buyuruluyor Hac suresinde. Bu hürmetin aslı çiğnenmesi caiz olmayan, kesinlikle dokunulmaması gereken şeyler. Mesela müminin ırzı, namusu. Hiç kimse onu lekeleyemez, ona tecavüz edemez. Allah'ın yasakları dışına çıkamaz. Evet, müminin vakarını bozmaya kimsenin yetkisi yoktur. Böyle tecavüz edilmesi, bozulması caiz olmayan, helal olmayan şeyler. Mesela söz vermişsin, ahdin var, asla ahdini bozamazsın, ahdini çiğneyemezsin. Hurumat, dokunulmazlığı olan şeyler ve zimme, dışarıdan gelen gayrimüslime buyur ülkeme gir demişin, garanti vermişin, onu korumakla, canını, malını, namusunu korumakla yükümlüsün. Zimmet buna diyorlar. Ona dokunamazsın. Bir başkasının sende emaneti var. Bir başkasının sende borcu, alacağı var. Emanetine dokunamazsın. Borcuna ihanet edemezsin.
sözünde durmak zorundasın. Senin zimmetinde bunlar. Evet. Selasen, bu üç Allah'ın dokunulmaz, kendi sınırları, emirler dışında bozulmaz, tecavüz edilmez dediği şeyler üçtür. Men hafizahunne hafizallahu leh. Bunları kim korursa, muhafaza ederse Allah da onu korur. Emre dinihi, dininin işini korur. Fesattan, fitneden dininin işini korur. Sapık itikatlar, sapık işler. Şimdi iyilik yapacağım diye, evet, adam Hazreti Ali'yi çok seveceğiz. Sevmezsen zaten Müslüman olamazsın. Sahabilerden bir tanesine dil uzatsan peygambere dil uzatmış olursun. Biz Müslüman kardeşlerimize din kardeşliği görevimizi yapıyoruz. Kimseyi hor hakir görmüyoruz. Hazreti Ali'yi seveceğim diye Ebu Bekir'e sövemezsin. Ona lanet okuyamazsın. Dinin işi bozulur. Çünkü peygamber öyle söylüyor. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz diyor. Gökteki yıldız, kutup yıldızı buradan kuzey diyorsunuz. Yönünü tayin ediyorsunuz. Sahabilerimden her birisi böyledir. Sizi hedefinize ulaştıracak kadar güzel insanlardır. Bir tanesini dil uzattırırsanız herkes bana dil uzatmış olursunuz. Efendimizin prensibi bu, dinimizin prensibi bu. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Tamam, susarız. Peygamberin bu sözü var. Dininin işini bozmuş olur. Eğer böyle yaparsa bozmuş olur. Fitne çıkar. Çıktı. Müslümanlar ordu karşı karşı iki ordu çarpıştı. Devlet ayrı ayrı devlet oldular, çarpıştılar. Hala daha devam ediyor. Fitne çıkmadı mı? Anarşi çıkmadı mı? Karışıklık çıkmadı mı? Evet, bu Allah'ın yasaklarına dikkat etmezseniz, dikkat ederseniz dininizi Allah bunlardan korur. Ve dünyanızı da Allah sizi korur. Allah sizi dünyanızı da korur. Ne demek o? Başına bela gelmez. Mihnete uğramazsın. Bu Allah'ın hürmetini korursan Allah seni korur. Dünyanda da. Ve men lem yahfaz yahfazhunne. Kim onları korumazsa lem yahfazillahu lehu şey'en. Allah hiçbir şeyini korumaz. Evet. Dünyasından, ahiretinden. Dünyada şöyle ağlıyor ama ahirette de ağlayacak. Bunlara uymazsa. Hurmetül İslam. İslam saygınlığı. İslam'a leke getirmeyeceksin. Davranışınla, hareketlerinle. Şimdi o kadar önemli bir şey ki bu. Şimdi buradan kalkıyor, Almanya gidiyor. Para kazanmıyor. Hiçbir sözümüz yok. Gavurun, gavurla ticaret yapılabilir. Yani biz Anadolu dilinde kafire gavur deniyor. O bakımdan söylüyorum. Müslüman olmayana da kafir denir Kur'an'a göre. Hakikati örtüyor çünkü. Peygamberimizin peygamberliği gün gibi açık. Bu hakikati örten adama kafir denir. Anadolu diline de buna gavur diyorlar. Ticaret yapabilirsin. İlişkilerin olabilir. Bu ilişkilerinde yanlış hareket edersen Müslümanlık bu mu ya? Böyleyse ben Müslümanlığı kesinlikle kabul etmem. Dedirttiysen çıran yandı. İstediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar oruç tut. Allah'ın dininden soğuttun adamı hareketinle, davranışınla. İşçisin, çalışıyorsun, ticaret yapıyorsun, yalan söyledin. Dalga geçtin. Aa, Müslümanlar böyle demek ki üçkağıtçı. Dedirttiğin anda yandı, işin bitti. Peygamber söylüyor. İslam'a böyle şey söyletmeyeceksin. Koruyacaksın. Koruyacaksın. O bana yaptı. Sen yapamazsın. Sen Müslümansın. Müslüman böyledir. Evet. 1980'de
Türkiye'den kaçan Amerika'ya bir arkadaşımızla tanıştık 96 yılında. Orada üniversiteyi birincilikle bitirmiş. Sonra da çok güzel doktor olmuş. Çok dürüst, çalışkan, çözümleri bir insan olarak birdenbire büyümüş, zengin olmuş. Evet, 10 sene Müslüman olduğunu söylememiş. O kadar seveni var, işi de ilerliyor. Bir gün ağzından kaçırmış. Sen demişler Müslüman mısın ya? Evet demiş. Müslümanlık buysa demiş, 15 kişi birden Müslüman olmuş. Aha böyle olacaksın. Ama başkası işkacılık yapıyor, yalan dolan işinde kaytarıyor. Aha Müslümanlar böyledir zaten. Evet. Oralarda gittik gördük. Müslümanlar hırsızlık eder. Afyon şu bu esrar satar. İş bulamıyor. İşi almıyorlar. Böyle yapıyor. Müslüman budur diyor adam. Bunu televizyonlarında söylüyor. Çünkü televizyonların hepsi Yahudilerin elinde. Hristiyanlar hakkında da hayırlı soluk solumuyorlar. Hep papazlar gelen, günah çıkaran kadınların hırsına geçiyor. Bilmem ne oluyor falan. Onları gösteriyor. E tabi Müslümanlara da rahmet okumuyor. İşte Müslüman esrar yakalandı. Bilmem nerede hırsızlıkla yakalandı. Müslümanlık algısı böyle. Evet, orada gelen Müslüman dürüst olacak, çalışkan olacak. Müslümanlık ne güzel din, dedirtecek. İslam'ın saygınlığına toz kondurursan yandın. İstediğin kadar Müslüman ol. Müslümanlığa leke getirdin. Bak Müslümanlık esrar satar, hırsızlık yapar, dedirtiyor. Bunu yapıyor çünkü. Evet, ne kadar önemli. Evet, Bayezid-i Bestami Hazretleri çok büyük adam. Komşusu papazdır. Sana bakıyorum, imreniyorum. Ama senin kadar dürüst adam olamam diyor. Nasıl dürüst? Hacca gidiyor, iki adımda bir iki rekat namaz kılıyor. Böyle hacca gidiyor ya. Sen uçakla gitmeye eriniyorsun. Klimalı, lüküs otellerde kalarak. O iki rekatta, iki adımda iki rekat namaz kılarak hacca gidiyor yaya. Ve iki günde bir yemek yiyor. Yemek yedi, yermiş bir yerde. Sonra iki gün sonra açmış, yayınmış, yiyecek. Bir bakmış, açar açmaz torbasında karınca var. Ha, daha ben bu torbayı yeni açtım. Bu karınca iki gün evvel yemek yediğim yerden diye yemeğin yemeden hemen girsin geri dönüvermiş, o karınca gelmiş yerine bırakmış. Bu incelikte misin? Bayezid böyle işte. Onun için papaz diyor ki rahip, sana bakıyorum imreniyorum ama senin kadar dürüst olamam. Fakat senin takıma bakıyorum, diğer Müslümanlara bunlara göre de Müslüman olmam arkadaş diyor. Böyle söyletmeyeceksin. Bütün Müslümanlar, Müslümanlık ne güzel. Dürüst insanlar, emanete ihanet etmezler. Çalışkan adamlar, yalan söylemezler. Dedirteceksin. Dedirtmek zorundasın. Yoksa başın beladan kurtulmaz. Evet, başın beladan kurtulmaz. Müslüman, Allah öyle yaratmış. Ve kezalike cealnakum ümmeten vesatan litekunu şühedâ alennâs. En zengin Müslüman olacak. En büyük siyasetçi Müslüman olacak. En büyük hukukçu Müslüman olacak. En büyük iktisatçı Müslüman olacak. Her konuda vasat ümmet olacak. Allah böyle yarattı Müslümanı. Herkes ondan öğrenecek. Onu örnek alacak. Evet, bir zamanlar böyleydik. Onun için Fatih olduk. Çağ atladık. Kanun olduk. Bir mektupla hizaya getirdik dünyayı. Böyleydik. İşte o zaman dünyanı da ahiretini de Allah korur. Aziz eder. Böyle yapmazsan gavur değil mi lan? Bu alt tarafı bir gavur. Aa, dersen gavur da olsa insan o. E böyle sen Allah'a karşı sorumlusun. İnanmış bir müminsin. Her şeye rağmen dürüst olacaksın. O zaman aziz olursun. Aksi halde dünyanı da korumaz, ahiretini de korumaz.
böyle İslam'ın hürmetini, saygınlığını her yerde koruyacaksın. İslam'ın emirlerini hor hakir görmeyeceksin. Hem inanıyorsun, ne biçim emirler ya bunlar demeyeceksin. Hor hakir görmeyeceksin. Müslümanlığı da hakaret getirmeyeceksin. Getirmeyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İzzet Allah'ındır, Resulü Muhammed Mustafa'nındır, müminlerin hakkıdır. Allah ve Resulüne tabi olursanız, işte hadis de onu söylüyor, o onun hürmetini korursanız sizi aziz eder, parmakla gösterir, parmakla gösterir. Ömer böyledir. Batılı hukukçular bile ilahi hukuk, onlar tabi hukuk diyorlar. İlahi hukuku, tabi hukuku yeryüzüne indiren adamdır Ömer diyorlar. Hristiyan yazarlar, hukukçular. Öyle dürüst adam. Böyle olacak Müslüman. Böyle olacak. Onun için bak adı, biz bak kaç sene olmuş öleli. Adından bahsediyor. İzzet değil mi bu? Gavur eserde yazıyor. Böyle bir adam diyor. Dürüst adam diyor. Bu İzzet değil mi? Hala yaşıyor adam. Böyle aziz eder Allah. İzzet Allah'ındır, Resulündür. Onların emrine uyarsanız müminlerindir. Evet, bir ona söz getirmeyeceksin. Leke getirmeyeceksin. İslam'a söz getirmeyeceksin. İki, ve hurmeti. Benim hürmetim, saygınlığım farzdır. Bütün müminlere farzdır. Ne demek bu? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da diyor ki, Allah'a ve Resulüne itaat eden, evet, atiullaha ve atiurrasul, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Bir şeyde benim emrimde çözüm bulamazsanız onu Resulullah ferudduhu, onu Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya götürün. Ne demek bu? Onun hadi kendisine sorun. Benim ayetlerimde probleminizi çözemediniz mi? Ona sorun. Çünkü Kur'an'da genel prensipler vardır. Hoca okuyor cuma günü. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. Allah adaleti, iyilik yapmayı emreder. Karşılıksız iyilik yapmak ihsan. Evet, adalet ne? İhsan ne? Genel prensiptir bu. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. Bu genel ifadeleri kim açıklayacak? Muhammed Mustafa. Ona bakacaksın. O ne demiş? İşte Allah'ın emri bu. Bulamadınız mı? Ona git. Ona soracaksınız. O irtihal buyurdu 1400 küsur sene evvel. Ondan bize naklolunan hadislerine bakacağız. Onun sözlerine, onun davranışlarından bize gelen haberlere bakacağız. Allah'ın emri bu. Ferudduhu ilallahi ve rasulihi. Allah'ın Resulüne götürün onu. Böyle. Bulamadık mı ona bakacağız. Şimdi ne diyor adam? Sünnet önemli değil. Bize Kur'an yeter. Yetmez. Yetmez. İlim de böyle. Duygusal konuşmuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin idaresi anayasada var. Ne kadar anayasa? Bir forma, bir şey işte. Bir forma. Niye ceza kanunu var? Neden medeni kanun var? Neden borçlar kanunu var? Neden? Yetmez anayasa. Onu herkes anlayamaz. Onu anlatacak kanunlar çıkarıyorlar. Bu Almanya'da da böyle, Amerika'da da böyle. Akıl yolu bu. Yetmez. Genel prensipler anlayamazsın. Onu öğreten muallimi Allah olan Muhammed Mustafa'ya bakacaksın. Sünnete bakacaksın. Şimdi öyle diyor. Kur'an bize yeter. Sünnet önemli değil. Demeyeceksin. Benim saygınlığımı koruyacaksın. Onun saygınlığını korumak demek, onun sünnetlerine uymak demek. Önemsemek demek. Sünnet ya, bu iş ne olacak yani? Yapmasan da olur. Demeyeceksin. Aksi halde başın beladan kurtulmaz. Ailende huzur göremezsin. Çoluk çocuğuna karşı huzur bulamazsın. Devlet sen başkasının şeysi olursun. Ayak takıntısı olursun. Aziz olamazsın.
Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine önem vermeyenin şimdi dünyanın haline bak. Mısır'a bak. Kuzey Afrika'ya bak. Suriye'ye bak. Irak'a bak. Camiye geldi mi sünnet yok. Farz kılıp kaçıyorlar. Ama bu aziz millet Müslüman olaldan beri evet peygambere olan sevgisi öyle muazzam. Camiye geldi mi sünnetleri sanki farz gibi eksiksiz kılar. Peygamber diyor ki namazdan sonra 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber, 99. La ilahe illallah vahdehu la şerike 100. Deniz köpüğü kadar olsa günahın silinir. Peygamberin sözü diyor, başım üstüne diyor. Tesbih çekmeden kimse çıkmaz camiden. Ama elhamdülillah bir zamanlar dünyaya yön vermişiz. Şimdi de onlar gibi değiliz elhamdülillah. Peygamber'e olan sevgimiz, saygımızdan Allah bizi onlar gibi yapmıyor. Onlar böyle yaptığı için durmadan şamar vuruyor onlara. Şamardır bu. Ne namus kaldı, ne bina kaldı, ne para kaldı. Bir şey kaldı mı Suriye'de? Kim kimi öldürüyor? O da ben de Müslümanım diyor, o da Müslümanım diyor. Anarşi, fitne. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilemezsin. İşte bu beladır. Peygamberin sünnetine önem vermezsen böyle olursun. Ama bizim de adamımız öyle söylüyor. Sünnet önemli değil. Her şey Kur'an'da var. Hayır. Hadi at o zaman ceza kanunu, medeni kanunu, borçlar kanunu at bakayım. Türk ticaret kanunu at. Nasıl idare edeceksin devleti? Anayasayı anlayamaz herkes. Hatta bu da yetmez. Kanun çıkardıktan sonra kanunu sen anlamıyorsun. Anlasaydın avukatlar açlıktan ölürdü. Avukat tutuyorsun bak anlayamadığın için. Türkçe yahu kanun. Ne gerek para veriyorsun avukata? Bu ihtisas işidir. Kanun anlamak için tüzük çıkarıyor devlet. Kanunlar açıklayan tüzük de yetmiyor. Genelge çıkarıyor, yönetmelik çıkarıyor, yönetmelik. O da yetmiyor, genelge çıkarıyor. Aksi halde vatandaş anlıyor. Aynı akıl yolu budur. İslam'da da Kur'an, sünnet, icma. Sahabenin, Müslümanların, müçtehitlerin içtihadı aynı o tüzük dediğin şey işte, icma. Ondan sonra içtihat, kıyas. Yani senin yönetmelik dediğin şey işte o. Arkadaş, akıl yolu budur. Dünya da böyle idare ediliyor. Ama adam tersini konuşuyor. Kur'an bize yeter, sünnet önemli değildir. Deme diyor. Benim saygınlığımı koru, sünnetlerimi muhafaza ederek, yaşayarak, sünnetime toz kondurmayarak, önem vererek hürmetimi koru. Allah da seni korusun. Ve hiye azamul hurmat. Bu da saygı göstermemiz gereken şeyler en büyüğüdür. Çünkü Kur'an'ı anlayamazsın sen. Peygamber'e bakarak anlarsın Kur'an'ı arkadaş. O bizden çünkü. Allah Allah. Sana bana benzemez. Şekle sığmaz. Zamana mekana sığmaz. Bizden birisi Muhammed Mustafa benim gibi konuşuyor, benim gibi yatıyor kalkıyor. Ona bakacaksın. O ona bakmazsan anlayamazsın. Allah Allah senin arasında irtibatı o kuracak. Evet ona mecburen ona şeyiz. En büyük hürmetlerin en büyüğüdür demesi ondan. Ondan sonra ve hurmetu rahmi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmi. Herkesin zürriyeti oğlundan geçer. Böyledir kural İslam'da. Kanunlarda da böyle de. Muhammed Mustafa'nın nesli Fatıma anamızdan devam eder. Hasan Hüseyin'den devam eder. Ehl-i Beyt'i Peygamberimizin en özel durumlarını bildiği, birebir eğittiği, gece gündüz yetiştirdiği kimselerdir. Bunlara Ehl-i Beyt denir. Böyle olmayanlar Ehl-i Beyt değildir. Kur'an'da var. Biliyorsun Nuh Aleyhisselam beddua etmiş, batır bunları demiş. 950 sene uğraşmış, 80 kişiden başka kimse inanmamış. Batır ya Resul, ya Rabbi demiş. İşte biliyorsun tufan olmuş, gemi yapmış. Cebrail Aleyhisselam gemi yap demiş, yapmış. Oğluna demiş ki gel Kenan, şu gemiye bin ama la ilahe illallah de, putperestler almıyoruz.
Ben demiş onu söylemeyeceğim. Boğulacaksın demiş. Dağın başına çıkarım derken dalga gelmiş götürmüş. Babadır, peygamberdir ama da insandır, babadır. Evlat babanın parçasıdır. Allah'ım o benim oğlum. Evet, Kur'an'da var. İnsanlık şefkatiyle o benim oğlum diyor. Hayır diyor Allah. Leyse min ehlik. O senin evladın değil. Ehlin değil. Kafir o. Onun için dedim peygambere benzerse ehli beytten sayılır. Kan bağı yetmez. İmanda, ahlakta Muhammed Mustafa'yı benzeyecek. Onun yetiştirdiklerini hayatında insan yaşayarak insanlara örnek olacak. Öyle diyor. Benim ehli beytim sağlamdır. Nuh'un gemisi gibidir. Onları örnek alan kurtulur. Sudan boğulmaktan kurtulduğu gibi. Öyle kimseler ehli beyttir. Kafir olanlar değil. Kötü kimseler değil. Benim rahmime de hürmet edeceksiniz. Aksi halde ben gücenirim. Ben gücenince Allah size gücenir. Allah gücenince de her işiniz ters gider. Peygamberimizin hadisi bu. Tabarani Ebu Said Hudri'den. Bu hadisi destekleyen aynı anlamda birçok başka ifadeyle hadisler vardır. Evet, Ehl-i Beyt'i severiz. Ehl-i Beyt'e karşı davrananları, zulmedenleri asla tasvip etmeyiz. Ama biz Ehl-i Beyt'le onun zamanında olan kimseler, zamanında orada yoktuk. Onlara dair kitaplar yazdılar, tarihler. O da bizim gibi bir insan, taraf tutmuş olabilir. Biz konuşmayız. Susarız. En güzel şeyi geçen haftada söyledim, bir daha duruyorum. Üstünde "Utruk emre Osman ve Ali'yin ilallahi." İmam-ı Azam böyle söylüyor. O işe burnunu sokma diyor. O işi Allah'a bırak, konuşma. Ama şimdi adam Hazreti Ali sevcim diye ana avrat sövüyor onlara. Bu aşırılıktır. Biz böyle yapmayız. Ehl-i Beyt'i sevmek zorundayız. İşte bu Allah'ı bizi sevmesi için. Evet. İnne lillahi teala melaiketen. Allah-u Teala Hazretlerinin bir takım melekleri vardır. Çok melekleri vardı da. Melek kelimesinin melaike çoğuludur. Çok melekleri var. Sayısını Allah bilir. Kimse bilmez. Sahibi Allah bilir. Bir takım melekleri vardır. Seyyahine. Bunlar gezerler. Bir takım meleklerinin görevi gezmektir. Seyahat edene seyyah demiyor musunuz siz? Evet. Bu kimseler, bu melekler yübelliguni min ümmeti esselam. Bunların görevleri, bu gezgin melekenin görevi ümmetimden nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, havada, denizin dibinde, deniz altında, maden ocağında, nerede olursa olsun, dağın başında, şehrin ortasında, camide, evde, nerede olursa olsun, ümmetim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed dediler mi, bana yapılan bu salatu selamı bana ulaştırırlar. Görevler budur. Şimdi de bu söyledikçe götürüyorlar. Şu anda gitti. Gitti. Evet, Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki melekler bana salatu selam eden bir müminin salatını getirdiler mi? Benim kabrime getirirler. Allah benim ruhumu iade eder. Ben dirilirim ve o selama cevap veririm. Evet. Ve aleykesselam ey mümin, ey ümmetim derim. Evet. Öyle derim. Adam olsak bunu duyarız. Evet. Rahmetli Ali Ulvi hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Büyük bir mütefekkir biliyorsunuz. Medine'de öldü. Orada yatar. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Ağzından duymuşum. Öyle insanlar hala var. Resulullah'a gelip "Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulullah" dediği anda "Ve aleyke selam" diye
içeriden ses geldi diyor. Ben bunu duydum. Başka da olmuş efendim. Uzatmış elini öptürmüş. Böyle adamlar var. Bize de adam olsak bize de böyle olacak. Evet. İmam bir gibi var. Bir gide yatar. Kanuni zamanında yaşamış büyük bir alim. O zaman alimi de büyük. Ebu Suud Efendi var. Şeyhülislam'ı. Ne sorarsa, ne söylerse ona danışıyor, danışıyor. Muazzam alim, Araplar bile hayran. Yazdığı tefsir diyor, biz o kadar Arapça yazamayız diyor. Öyle güzel, büyük adam. Devlet yüksek, alim de yüksek, vatandaş da yüksek. Devlet düşmüş, hepimiz bozulmuşuz. Şimdi çok değerli bir alim olduğu için gel demiş. Ülül emre itaat vaciptir. Baş üstüne demiş, medresesini bırakmış gelmiş. Trakya bölgesinin şeysini yapmış. Kadastro memurluğunu. Şu arazi senin, şu arazi bunun. Tabu kadastro yok mu şimdi? Biz oralarda biz fethetmişiz. Kadastrosunu çıkarmış. Hangi arazi kimin? Kaç senede bitirdiyse o kadastro defterini buldum elhamdülillah. Evet. Ondan sonra kaç para aldı demiş Kanuni vezirine. Efendim hiç kuruş almadı. Ne demiş? Kaç sene çalışmış. Soğukta, sıcakta otel parası var, yiyici içtiği var. Kuruş almadı efendim demişler. Allah Allah. Böyle adamla var mı ya demiş. Böyle adamlar olmasa zaten kanunda öyle olamaz ki. Taban neyse tavan da olur. Tavan neyse taban da öyle olur. Öyle diyor peygamber. Taban da birbirine uygun olurdu. Kemâ tekûnü yüvellâ aleyküm. Kanun olması için böyle adam lazım. Böyle adam olursa kanunu gelir. Aksi halde senin gibi adam gelir işte. Benim gibi adam gelir. Yamuk, çürük. Neyse Allah bizi ıslah etsin. Çok sevmiş kanunu. Guru soğan ekmek böyle idare etmiş adam. Kaç sene çalıştıysa. Senelerce Balkanların tapusunu çıkarmış. Toprakların bir ziyafet hazırlamış. Vezir, vüzera, ülema hepsi orada. Kanuni İmam bir gibi hazretlerini yanına tutturmuş, çok sevmiş. En güzel sofra, buyur hoca demiş. Estağfurullah efendim, siz buyurun demiş. Hoca buyur demiş. Bu sofra senin şerefine hazırlandı. Buyur. Kanunun şakası yok. Estağfurullah efendim. Hoca buyur demiş. Kızmış Kanuni. Bakmış pabuç bağlı, imam bir gibi sofradan almış böyle. Ekmeği sıkmış. Kan damlamış. Demiş sen bana bunu yedirmek istiyorsun. Kanuni. Burada yatıyor. Sen bana bunu yedirmek istiyorsun. Ben bunu nasıl yiyeyim? Vallahi demiş tuvalete gitsem aha şu herife sordum demiş şu herife. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam. Dünyanın parmak ısırdığı alim. Tuvalete gitsem buna sordum. Şeriat'a aykırı hiçbir şey yapmadım. Ben seni yaptın demiyorum ki. Sen kendini kurtarırsın. Ama demiş bunun mahiyeti bu. Senin haberin olmadan memurlar neler yaptılar. Sen de onlardan alan vergilerle burada bana yemek yediriyorsun. Aha bu demiş. Böyle adam. İmam bir gibi. Arkadaş bu adam evet bu adamın kitabı var. Tarikat-ı Muhammediye diye. Muhammed Aleyhisselam'ın yolu nasıldır? Kitabı var. Hadis. Şimdi biz de hadis okuyoruz. Peygamberin olmayan bir hadisi, hadis dedin mi? فَلْيَتَبَوَّ مَقَّدَهُ مِنَ النَّارِ Cehennemdeki yerini hatırlan diyor peygamber. Peygamberi iftira ediyorsun. Onun için bu kitabı şerh eden bir hadimi hoca var. Hadim de yatıyor. Berika, Şerhü't Tarikat'ı eser yazmış. O da büyük adam. Şimdi uydurma bir hadisi yazmak cehennemlik olmak sebebi uydurma bir hadisi ben de mesela aktarsam size ben de yakama yapışacaklar. O da şerh edecek ya hadisi aynı suçu işlemiş oluyor. Onun için evet olmuş vaka 2. Mahmud zamanında efendim.
Böyle şüphelendiği hadisi oldu mu atlarmış Medine'ye gidermiş. Uçak yok ulan o zaman. Bismillah diyor Medine'ye varıyor. Medine'de sabaha kadar bekleyen şey var. Çünkü Peygamberimizin naaşını çalmaya çalıştılar İranlılar. Ondan sonra hem o demir parmaklıklar yapıldı hem de devamlı gece gündüz nöbetçi duruyor orada camide. Hırsızlık olmasın diye. O zaman senin gibi kilitler yok. Böyle basıyorsun mandala, açıyorsun çık. Adam giriyor içeriye, açıyor. Bakıyor kimse yok. Bekçi bir gün uyumamış. Birkaç gece uyumamış. Kapının yanında beklemiş. Gene girmiş hoca, hadimi hoca. Basmış girince ensesine yakalamış. Günlerdir uykusuzum sen, senin yüzünden. Demiş ben kötü niyetli değilim demiş. Olmaz demiş, olmaz. Yetme kılma, hayır. Ben demiş hocayım. Medresem var, talebelerim var. Her gün orada ders veriyorum. Şöyle bir kitap şerh ediyorum. Hadisler senin mi değil mi diye geliyorum buraya. Ya Resulallah bu hadis senin mi, yazayım mı kitabımı diye soruyorum. Yaz evladım dersek dönüyorum, yazıyorum. Adam inanmış, çay içmişler. Orada müezzinin ezan okuduğu içeride mahvel var. Aha şu gibi. Ondan sonra bana müsaade tamam demiş. Anladım, inandım. Şimdi en büyük reklam, hep söylüyorum ben bunu, sır. Aman söyleme kimseye. En çabuk o yayılırmış. Bizim ekonomi profesörü de öyle söylerdi. Demiş ki hanımına kimseye söyleme demiş. Böyle böyle bir adam var. Böyle geldi. Hanımı da anasına söylemiş. Kimseye söyleme, böyle bir adam geliyormuş. Anası da kardeşine söylemiş. O kardeşine kardeş falan İstanbul'a kadar gelmiş bu. İkinci Mahmut ne kadar hadimi ismini kullanan varsa toplamış. Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafından herkesi toplamış. Bu adamı da getirtirmiş. Demiş böyle böyle oldu demiş. Tanır mısın? Tanımaz olur muyum? Çay içtik ya adamla demiş. Ondan sonra hadimi adını taşıyan hocaları şöyle. Aa demiş şu şu şu. Ötekilere bir herkese altın vermiş hadi gidin demiş. Ondan sonra gel bakalım demiş arkadaş. Sen öyle hadimde falan kalamazsın. İstanbul'da merkeze kalacaksın. O zaman Ayasofya padişahlar namaz kıldığı, cuma namazı kıldığı Padişah Camisi. Evet, oraya gidiyor. Tabii koruma bakımından, şu bakımından, bu bakımından her yere gitmiyor. Burada da dikkat ederseniz hünkâr mahfili vardır, şuradaydı. Hünkâr mahfili vardır. Padişahı korumak için. Suikast yaparlar, şu ederler, bu ederler. Her yere onun için gitmiyor. Yoksa onun bizden farkı yok da fitne çıkmasın diye. Ya etme kılma demiş. Benim şu kadar talebem mi? Yok demiş. Yok. Kalacaksın. Ayasofya'da vaaz edeceksin. Neyse onun sözünün emrini yerine getirmiş biraz. Etme padişahım demiş. Ya yani talebeler öksüz kaldı. Medresede şu kadar talebe var. İzin vermiş. Evet arkadaş. Bu kitabı yazan da ön sözüne diyor ki ben şüphelendiğim hadisleri yazarken Resulullah'a sordum diyor. Varsa sen de öyle bir yetkin, sen de sor lan. Gidiyor şimdi, ya Resulallah diyeceksin, salatu selam sana. Şşş, demirlere bak demirlere lan. Amma da boyamışlar ha. Ulan seni boya seyretmeye mi geldin lan buraya? Sen böyle olursan peygamber sana selam verir mi yahu? Evet, biz bu kadar şaşkınız. Allah bizi affetsin. Amin. Bak o adam bir hadis için böyle soruyor, cevabını alıyor. Evet efendim, şimdi salavat getirdiği zaman lafı şuraya getireceğim. Camilerde elhamdülillah aziz milletimiz peygamberi çok seviyor. Allahümme salli ala, cami gürlüyor. Ne güzel, bunu Kabe'de göremiyorsun, Şam'da göremiyorsun, Bağdat'ta göremiyorsun, Kahire'de göremiyorsun. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Bizim aziz milletimiz coşkuyla söylüyor. Söylerken kimisi de ya herife bak be, ne kubbe yapmış yahu.
Allahümme salli diyor yine ha. Ama bunu düşünüyor. Kubbeye bakıyor, direklere bakıyor. Böyle yapman. Salavat getirdiğiniz zaman da sizin salavatınızı götürüyor. Bak melek, onu okuyoruz. Ve aleykesselam diye cevap veriyor. Sen adep dururken peygamber seni o vaziyette görürse iyi olur mu lan? Komutanın karşısına geçtiğin zaman kaşınırsan ne yaparlar adamı? Değil mi? Ya o komutanların komutanı ya o. Salavat getirirken salavatın duyulduğunu, cevap verildiğini bilerek şöyle içinden bağlan peygambere. Öyle salavat getir. Öyle melekleri vardır. Ümmetimden dünyanın neresinde olursun ve in baude, uzak dahi olsa, Sibirya'da, Amerika'da, Güney Afrika'da, uzak da olsa, evi yakın uzak hiç önemli değil. Evet, beni onun selamını bana getirirler, ben de onların selamını onlara iade ederim. Selam vermek sünnet. Ve aleyküm selam demek farz. Aleyküm selam yanlış. Ve aleyküm selam. Hem bana hem sana selam. Salatü selam. Biz de maalesef selamün aleyküm ağlar. Aleyküm selam yanlış. Ve aleyküm selam ve. Yoksa demezsen Hasan Basri Çantay Hoca'nın ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fâiyyum bi hasene minhâ ayet-i cellesinin tefsirinde var. Elmal Hoca Türkçe. Benim ihtiyacım yok selatü selamı. Senin olsun lan. Anlamına gelir diyor. Çikin. Senin niyetin o olmasa da ağızdan çıkana göre karar verilir. Ve aleyküm selam diyeceksin. Söylerken de Resulullah'ın salatü selam getirdiğin zaman cevap verdiğini bileceksin. Ona göre hareket edeceksin. Heze tazimun lil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu Muhammed Mustafa'ya saygıdır. O anda onun selam verdiğini duyarak hazır olda duracaksın. Daha bari durmayacaksın. Muhammed Mustafa'ya saygıdır ve o melekler de oradalar. Onlara saygıdır. Biliyorsun meleklerin abisi Azrail. Canımız o olacak. Abi bu peygamber çok laubali ya, salavat getirirken esniyordu ya. Derse, abisine şikayet ederse halin yaman olur. Allah bizi ıslah etsin. Efendimiz onları bize hatırlatıyor. Evet, şimdi İmam Sübki İbn-i Beşşar dedi ki diyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetine yanaştım. Takaddemtü ila kabrin nebiyyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrine yaklaştım, ilerledim. Fesellemtü esselamu aleyke ya Resulallah dedim. Fesemi'tu min dahil hucra eşşerife, demir parmakların içerisinden işittim. Ve aleyke selam, selam sana evladım, sözünü işittim. Bak hoca da bunu yazmış buraya, kitaba geçirmiş. Belge, yalan söylediyse hapı yuttu. Ama yalan değil, doğru. Ben de bunu duyan adamın ağzından duydum. Medine'de yatıyor Ali Ulvi Hoca. Ve aleyke selam dediğini duydum diyor. Öyle selam veren adam, öyle güzel adammış, ona selam vermiş. Birisinin de elini uzatmış, öp oğlum elimi diye. Bunu da gördüm dedi hoca, anlattı bize. Allah bizi de ıslah etsin. Böyle güzel insanların katarından ayırmasın inşallah. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel, Nesai, Hakim Müstedekin'de Beyhaki Şubel İmam'da Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Sahih hadistir. Ricaluhu ricalu sahih, öyle diyor. Hatta İraki müttefakun aleyh hadistir diyor. İnne lillahi ma ahaza ve lehu ma ata. Allah'ın aldığı da Allah'ındır. Verdiği de Allah'ındır. Ne demek hocam bu? Evet. Her şeyin sahibi Allah değil mi?
Her şeyin sahibi Allah. Öyle değil mi canım? Ya Fatiha okuyorsunuz. Her şeyin sahibi Allah. Şimdi para kazanıyorsun. Yok lan, o emanetçisin. Esas malın, mülkün, apartmanın var, arsaların var, senin değil lan onlar. Geçici bir süre sana işlet diye, kullan diye verdiler. Hakiki malik Allah değil mi? Evet. Böyle zengin olmuşsun. İşin tıkırında giderken şu oldu, bu oldu ki hatalarından dolayı oluyor bu işler. Ters döndü, don gömlek kaldın. Öyle adamlar yok mu? Biliyorsunuz, ben çok biliyorum. Üzülme diye. Zaten senin değildik onlar. Emanetten sen işliyordun, işletiyordun. Aldı elinden, alan Allah. Veren de Allah diye şükredeceksin. Geçen hafta okuduk. Bazı insanlar Allah bol mal verir. Bakalım o nimetin şükrünü eda edecek mi? Her yere elini açacak mı? Cami yaptıracak mı? Hastane yaptıracak mı? Okul yaptıracak mı? Yol köprü yaptıracak mı? Garibanları okutacak mı? Giydirecek mi? Kuşatacak mı? Bunu denemek için verir. Bunları verdikçe çoğalır. Vermezse elinden alır. Ondan dolayı dedik, lütfen sofranızın kırıklarını, ekmek artığını çöpe atmayın. Nimete şükür yerinde kullanmak, ona saygı duymakla olur. Ekmeği, yemek artığını çöpe atarsanız saygısızlık, hakaret olur. Ekmeği elinizden alır. Evet, şimdi devlet, ben siyasetçi değilim. Hadis açıklamaya çalışıyorum. İşte her devirde, 50 senedir bizim kendimizi bildiğimiz bileli bakıyoruz, zamlar az, bize zam yapmıyor, memuru da sokağa düşüyor, işçisi de yetmiyor. Evet arkadaş, yetmediğinin sebepleri var. Bereket kalmayacak, bereketi ortadan kaldıracak şeyler var. O bereketi ortadan kaldıracak şeyleri saydık geçen hafta, da tekrar etmeyelim. Olursa senin istediğin iki katı verse de yine yetmez. Yine diyeceksin, yine ver. Allah bizi ıslah etsin. Homoseksüellik bereketsizlik sebebidir. Yalan söylemek bereketsizlik sebebidir. Rüşvet alıp vermek bereketsizlik sebebidir. İçki içmek, zina bereketsizlik sebebidir. Bunları ortadan kaldırmadıkça, bunlar genelleşmişse doymaz insanlar. Bu müminlere. Kafirlere gelince emhilhum ruveyde. Bırak Habibim, ondan çukur atsın diye. Onlara daha çok veririz biz. Onların lehine değildir. Müslümanı Allah sever. Günahkar işlese de mümini. Ama ya, yamuk davrandı mı, yan yön gitti mi, işte böyle iflas ettirir, hastalık verir. Allah'ım! Ha, neredeydin? Kanatlı arabalarda binerken hiç Allah'ım demiyordun ama. İşten sonra böyledir yani. Sıkıldı, bunaldı mı Allah'ım diyor. Aa, böyle ağlatır. Genel Allah bu ağlatır yürekten, Allah'ım sen affet diye affeder. Siler diyor. Sıkıntılar müminin günahını siler, temizler. Kafiri sevmez ki onun günahını temizlesin. Daha çok verir, assın da çukuru çoğalsın diye. Hadisler var böyle. Onun için bize diyorlar ki gavurlar üstün, görüyorsun zengin Müslümanların izahı bu. O sevmediğinin alameti. Hatta başına sıkıntı gelmedi diye Hazreti Ali bir gün hüngür hüngür ağlamış. Ne oluyor Ali demişler. Bugün başım bunalmadı, sıkıntıya uğramadım. Üzüntü gelmedi bana. Allah bana niye darıldı acaba? Evet. Kötü gitmene rağmen kapın açıyorsa bil ki Allah seni sevmiyor demek. Kötülükte daha çok ilerlersin, çukurun artar. Evet, böyle mümin böyle bilecek. Her durumda Allah'ım diyecek. Ben ettim, sen etme ya Rabbi. Ona bağlanacak. Öyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunları hatırlatıyor. Salavat-ı şerife getirenlerin evet selamlarını bana ulaştıran özel melekler vardır. Evet. Gene güzel peygamberimizin öyle her aldığı onundur, her verdiği onundur dedikten sonra
ve küllü şeyin indehu bi ecelin müsemma. Evet. Her şeyin Allah katında yazısı var, çizgisi var. Ömrü var. Bu adam zengin olacak, şu kadar zengin olacak, ondan sonra fakirleşecek. Yazı var. Bu yazıları biz bilmiyoruz. Allah kendinde saklamış. Kader böyle. Rızıklar da Allah taksim ediyor. Onun için çok zengin oldum diye havalanma. Emanet, imtihandasın. Çetin imtihan. Ona göre davran. Ben size din kardeşliği olarak, inananlar insan olarak uyarıyorum. Kaybolduğu zaman da neden kayboldu? Öbür adam her gün içiyor, bir şey gelmiyor başına deme. Canın yandığı zaman yandığından dolayı günahlarını silecek. Sevdiğine böyle sıkıntılar verirmiş. Hazreti Ali öyle söylüyor. Peygamber de öyle söylüyor. Evet, bir adam hem kötü işliyor hem de işler yoluna gidiyorsa hemen tövbe etsin. Efendimizin hadislerine göre böyle kötülüğe yapmasına rağmen yolu açılıyorsa Allah o adamı sevmiyor demektir. Yani gözden çıkarmış, aman ya Rabbi. Evet, böyle bu duygularla hareket edeceksin. Verdiği zaman şükür, aldığı zaman gene şükür. Evet. Ne diyor Yunus Emre? Bana inanma da Yunus Emre inan. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Versen de hoş, kahrın da hoş. Vermesen de hoş, lütfün de hoş. Böyle diyor. Hiç diyor benim için İmam-ı Azam'ı her zaman söylüyoruz. Zengin adam, dürüst adam, hiç maaş almadan talebe okutmuş, dükkandan ortağıyla çalışmış. Kendisi de boş kaldıkça gidiyor. Evet. Çok da seviliyor. Allah'ın sevdiğini insanlar sevmez mi? Birisi de onun pahalanıyor, haset ediyor. Bu kadar sevilen adamı öteki hocalar da sevmiyor. Birisi demiş ki, hoca demiş, eskiden şimdiki gibi böyle gemiler, uçaklar mı var? Kervanla Şam'a gönderiyor malını, oradan değiştiriyor, kâr ediyor, getiriyor. Senin falan kervanın var ya, eşkıya bastı, hepsi gitti. Elhamdülillah evladım demiş. Adam gitmiş. Anam yandım, yandım. Dememiş. Elhamdülillah. Ondan sonra adam koşmuş geliyor. Hocam yanlış oldu, yanlış oldu. O senin kervan değilmiş. O uğrayan başka adamın kervanıymış. Senin kervanın üç misi kar etmiş. Şu günde gelecek. Böyle yapmış günü. Yine elhamdülillah demiş. Ya adam çıldırdıçsın ya demiş. Servetin gitti dedik elhamdülillah. Çok kazan dedik elhamdülillah. Ne biçim adamsın sen? Demiş evladım. Servetin gitti dediğin zaman kalbime baktım. Vay yandım Allah. Bittim Allah diyecek mi? Baktım hiç. Oralı değil. Allah deyip duru. Kendi işinde. Hiç üzüntüsü yok. Öteki üç misli kazan dediğin zaman bakacak mı? Göbek atacak mı? Gene oralı değil. Allah deyip duru. Yunus da bunu söylüyor işte. Ne varlığa sevinirim. Ne yokluğa erinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Bu bir rütbe tabii. Kaç tane Yunus var? Hani biz bunları söylüyoruz, dikkat edelim. Biz herkes Yunus olamaz ama hedefimiz böyle olmalı demek istiyoruz. Peygamberin sözü de bu. İmtihan sebebi, imtihanı kazanalım diye böyle söylüyoruz. Her şeyin yazısı var, çizgisi var. O çizgiye göre hareket edilir. Biz de buna inanıyoruz. Evet. Fel tasbir. Başına bir sıkıntı gelirse, kazanamazsan, kaybedersen sabret vel testahib, tahsib. Allah'ın affını, sevabını umarak, rastgele değil. Sabretmesen ne yapacaksın? Değil mi? Tamam, onu da kötü değil de Allah'tan ecrimi beklerim. Allah'ım günahlarımın kefareti olsun diye isyan etmeden sabrederiz edin diyor peygamber. Ahmed bin Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, tüm hadis kitaplarından, Üsame bin Zeyd'den ya
Şimdi tabii insanız, hepimizin zaaf taraflarımız var. Televizyonların derdi de sizi başına oturtup hep seyret, oradan da reyting atacak falan filan. Şimdi maden ocağında adam ölüyor. Bilmem nerede şu oluyor. Onu çekiyorlar. Ya ne getiriyorsun o kadını oraya? Zaten ciğeri yanmış. Oraya getirince frenle tutmuyor. Başlıyor, vuruyor. Neden öldün diyor. Neden öldün? Neden bizi bıraktın gittin? Sensiz yaşayamam falan filan. Yalan lan. Yarın sen de mi öleceksin? Ama ağzımızdan dökülüyor bunlar. Kadıncağız da, erkek adam da böyle. Yapmayın bunu yahu. 5-10 kuruş kazanacağız diye bunu oraya gösteriyorlar. Ha demek ölünce böyle ağlanırmış. Böyle bağırılırmış. Öğretiyor. Olmuyor mu yani? Halbuki musibet geldiği zaman veren Allah aldı. Böyle çıkıyor ya, 1000 evladım olsa vatan için helal olsun diyen de baba var. Böyle olmalıyız. İnancımız gereği böyle. Peygamber böyle söylüyor. Kaya gibi olmalıyız. Yanmaz mı insan yahu? Peygamberimiz de yanmış be yahu. İbrahim Aleyhisselam şimdi Cennetül Bakı'da yatıyor. Oğlu diyorlar ya, zaten ne olacak bu adam? Hep kız çocukları, oğlanları öldü. Sürriyeti kesik. İnna ataynak huve şaniyeke huve leptar. Sana sonsuz diyen kendisi sonsuz diye Allah sure indirmiş. Peygamberi hiç laf ettirir mi? İbrahim olmuş oğlu. Bu kavkısın hediye ettiği cariyeden ne sevinmiş. Oğlu yaşamıyor filan diye. O da insan yahu. Evet. Hemen Medine'nin özel Aliye diye bir semtinden özel yer çadır kurdurmuş. Hanımını işte o anamızı oraya oturtturmuş. Özel bakıcılar oğlu iyi yetişsin diye. O da insan. 3 yaşına kadar yaşamış. Bir gün birisi gelmiş. Ya Resulallah demiş. İbrahim ölmek üzere. Baba ya bu. Uçmuş mübarek. Uçmuş oraya. Kucağını almış. Kucağını aldıktan sonra demiş gitmiş İbrahim. Başlamış gözlerinin şapır şapır yaş. Biri demiş ya Resulallah, hani ölünün arkasında ağlanmayacaktı? Bize böyle söylüyorsun, kendin ağlıyorsun ama. Biz olsak bir tane vururuz ya lan. Peygamber'e böyle söylenir mi lan? Biz gülmüş mübarek. Ben size ağlamayın demedim demiş. Dövüne dövüne, bağıra çağıra ağlamayın dedim. Yandım Allah! O öldükten sonra hayat bana haram olsun! Böyle demeyin. Bunlar niyaha lanet sebebidir. Kadere itirazdır. Çok kötü. Men niha yuazzeb bime niha aleyhi. Kimin cenazesinin başında bir adam böyle bağırırsa, ağıt yakarsa, cenazeye hemen orada azap edilir. Yuazzeb bime niha aleyhi. Melek edermiş ki sen ne biçim adammışsın, memleketimiz en büyük adamı, en büyük falan. Neymişsin ulan sen diye kırbacı vururlarmış hemen. Bunlar Buhari Müslim hadisidir. Hemen Allah bize böyle belalar, musibetler vermesin. Ama bunlar da yanlış. Ben onu sana söylüyorum. Bağrımıza taş basalım. Evet. Devriş bağrı taş gerek. Yunus'a bak. Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek. Sen dermiş olamazsın. Evet, böyle bir şey oldu mu ağlayacaksın. Ama neden öldürdün, neden? Başka adam bulamadın demeyeceksin. Taş olacaksın, sabır taşı. Böyle feryat etmeyeceksin. Yavaş olacaksın. İçine alacaksın. Bu imtihandır. Müminler böyle olmak gerekir. Size onları anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen. Şimdi adam reyting atacak diye onu çekiyor. Sanki ölünün arkasında ağlamazsan olmazmış gibi. Herkes onu görüyor. Yanlış şeyler. Benim Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Dedem bir oğlu Allah-u Ekber dağlarında en büyük hoca olarak yetiştirdiği Şakir Efendi. Bu yaz gittim ziyaretine. Soğukta donmuş.
90 bin kişinin içinde. Sarıkamış'ta. Bir orada Kötül Emmar'da İngilizlere karşı savaşırken Irak'ta şehit olmuş. Devlet ikisinin beraber öldüklerini haberini getirmiş. Herkesin mollalar var, ders okutuyor. Hoca efendi demiş, özür dilerim ama görevliyim. Şakir efendi şeyde öldü, şehit oldu. Bilmem Fahri efendi de Irak'ta öldü. Elhamdülillah iki şehit babası oldum. Kolay mı lan bu? Kolay mı? Ama bilen adam böyle diyor. Elhamdülillah iki şehit babası oldum diyor. Biz olsak vay yandım öldüm. Bunlar yanlış diyor peygamber söylüyor. O şehitler Çanakkale'de ölmese ben burada vaaz edebilir miydim? Sen beni burada dinleyebilir miydin? Yatağında rahat uyuyabilir miydin? Evet zor tabii. İnsanız da taşkınlık etmeyin diyor. Gözyaşı akıtırsın. Ama böyle bağırıp çağırmak, yumruk vurmak, saçını başını yolmak niyaha haramdır. Kadere itirazdır. Allah'ın gücüne gider. Başka tokatlar vurur. Onu söylüyor. Sabret, ecrini al. Bütün hadis kitaplarının ittifakıyla. Evet, bir tane daha söylüyoruz, bitiriyoruz. İnne lillahi taala meleken. Allah-u Teala'nın özel görevli meleği vardır ki yunadi inde kulli salatin. Her namaz vakti bağırır. Dikkat, dikkat. Şimdi belediye hoparlörleri var ya. Aha, onun gibi yani. Dikkat, dikkat der. Bağırır. Ne diye bağırır? Evet. Ya beni Adem. Ey insanlar, Adem'in çocukları. Fekkumu ila niranikum elleti evkattumuha ala enfusikum fatfi'uha bis salati. Yalan söyledin, dedikodu ettin, şu ettin, bu ettin. İnsanlık, hepimizin hatası var. İnsan beşer, durmaz, şaşar. Böyle karşılığı ne? Cehennem ateşi. Böyle haramlar işleyerek yaktığınız cehennem ateşinizi söndürmeye kalkın. Camiye gidin. Bak çağırıyor, haydi, haydi, hayalel felah. Haydin kurtuluşa, cehennem ateşinde kurtuluşa. Hayalel felah bu demek. Her namazda diyor böyle özel görevli melekler bağırırlar. Dikkat, dikkat. Sen duymuyorsun ama peygamber yalan söylemez. Haydi camiye. Gidin. Hep söylüyoruz. Camiye gittin, her adım sadakadır. Sadaka belaları defeder. Cehennem ateşini sadaka söndürür. Yarım hurma ile birisi sadaka işleyin diyor peygamberimiz. Camiye giderken her attığın adım bir sadakadır. Bak her adım diyorum. Onun için ne kadar çok yürürsen o kadar karlısın. Biz tövbe. Evimizin tuvaletinde bile araba kullanıyoruz yahu. O kadar tembelleştik. Yürünür mü lan camiye? Hemen çalıştırıyoruz. Yürü lan yürü. Doktor da yürü diyor sen. Yürü yürü diyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar tembelleşmişiz. Yürü diyor doktor da. Peygamber de yürü diyor. Karşılığı bu var. Namaza yürü. Evde kılma. İmamla kıldın mı? %100 garanti kabul. Kabul olunan namaz kendinden evvelki namazı arasında işlenen günahları sildirir. Evde kılsan nasıl okudun, nasıl rükû yaptın bir sürü sorgusu var. Gel namaza hem sadaka ver bu belaları def etsin hem de namaza gelen adam imanını göçer. Bir günahın silinir, bir derece verilir. İmanla göçmeye sebeptir. Namaza gelip de dümdüz saflar halini camide namaz durarsan o azgın ateist, inkarcı, saygısız, edepsiz kimseler cami ezanından rahatsız oluyormuş. Ben Müslümanım diyor. Ne biçim Müslümansın sen yahu? Ezan okutmayacak, cami yaptırmayacak. Kanuna aykırı değil diyor görevli. Nasıl Müslümanız bir bilmiyorum. Rahatsız olacakmış. Evet.
Allah bizi ıslah etsin. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Allah'ın emirlerine kalbimizi ısındırsın. Yatıştırsın. Sen her gün televizyonda Amerikan filmi, Avrupa filmi seyredersen kafir film onlar. Kalbinde camiye sevgi kalmaz. Kur'an'ın emirlerine, ki ezan nedir? Dinimizin özüdür efendi. Bir eşhedü en la ilahe illallah. İman kelimesi değil mi lan? Bundan rahatsız olunur mu lan? Evet, şimdi 80'li yıllarda her sene Fransa'ya gidiyoruz. Bordeaux'a gittik. Arkadaşımız Müslüman, Fransız kızıyla evlenmiş, o da Müslüman olmuş. Ama babası Komünist Partisi Genel Sekreteri, dinsiz, ateist bir komünist. Bize hayır gelmeyin demedi, gittik. Kızınla beraber gidiyoruz. Köşkü var, villası var, bahçesi var. Yedik filan. Bizvadiye içmedi. Söylemişler, içmedi. Namaz vakti geldi dedim ben arkadaşa. Şuraya çık da bahçede bir ezan oku. Gördüğümü anlatıyorum. Ezan okununca sofrada kaç tane gavur varsa o adam da dahil nasıl fırladılar yerlerinden, gittiler, odalarını kilitlediler, perdelerini indirdiler, ezanı duymak istemediler. Bizim vatandaşımız da ben diyor Müslümanım ama diyor ezanından rahatsız oluyorum. Gavur Müslümanın temeli olan ezandan rahatsız olduğunu gözümle gördüm. Yani ezanı rahatsız olanlar gavurdur demiyorum, bence böyle bir laf etmedim de böyle bir sahneyi size aktarıyorum. Ezanı duymamak için nasıl fırladı böyle, kapıları kapattılar, perdeleri indirdiler hepsi. Ezandan rahatsız olmak ne demek yahu? Allah'ım kalbimizi iman nuruyla nurlandır. Amin. La ilahe illallah kelimesinin zinetiyle zinetlendir. Amin. O kelimeden bizi ayırma ya Rab. Hem bizleri hem insanımızı, ümmeti Muhammed'i o kelimeyi sevenlerden eyle. Etine kemiğine o kelimenin feyzi, nuru, aşkı, sevgisi işleyen güzel Müslümanlardan eyle. Evet öyle diyor efendim. Melekler vardır. Melekler vardır. Her şeysinde ezan vaktinde kalkın. İşlediğiniz günahlar sebebiyle yaktığınız cehennem ateşinizi söndürün. Namaz kılarak söndürün. فَاِنَّهَا مُكَفِّرَةٌ لِذُنُوبٍ. Namaz, güzel namaz günahların kefaretidir, sildirir. Evet, böyle güzel işler günahları sildirir. Namaza saygı duyun. Ezan okunca namaza gitmek, saygı duymak anlamına gelir. Efendimizin bir hadisi de var. Hiçbir mazereti yokken ezana icabet edip camiye gitmeyen lanet eder melekler diyor, kurtlar, kuşlar lanet eder diyor. Böyle hadis, benim de kitabım var İslam'da lanetliler diye. 20 sene evvel yazdım, şimdi söylemiyorum, o zaman da yazdım. Kaynağı da orada var. Mazeretin yoksa git, namaza saygıdır, bu meleğin davetine icabettir. Evet, şimdi, evet Hazreti Ömer zamanında yangın olmuş. Her tarafı kaplamış. Evet. Böyle böyle demişler. Hemen minbere çıkmış. Hazreti Ömer. Fesaid el minber. Ve kale minberden Ömer demiş ki eyyühen nas etfi'uha bis sadaka. Sadaka verin, yangını söndürün. Sadaka belayı def eder. Ev yanıyor, bela değil mi ya? Sadaka verin demiş. Kitap yazıyor arkadaş. Evet. Sadaka verin. İbn-i Avun denilen sahabi gelmiş. 4000 altın getirmiş. Fakale İbn-i Ömer meza sanatu hasrat. Evet. Onu fakirlere dağıtıvermişler. Yangın söndü diyor adam.
Kitaba geçmiş arkadaş. Abdullah İbni Ömer söylüyor. Yangın sende diyor. Şimdi bir arkadaşım zekatını kuruş kuruşuna veriyor. Elinden geldiği kadar da yardım ediyor. Çarşıda yandı dükkanlar. Onun dükkanında çarşının toptancı arkadaşımız. Dükkanlar yanıyor. Yanıyor. Oral olmamış. Ulan sen ne biçim adamsın ya demişler ya. Mağaza gidiyor lan. Mağazanın içi dolu. Ben zekatımı kuruş kuruşuna veririm arkadaş demiş. Benim dükkanım yanmaz. Bu olmuş, İstanbul'da olmuş vaka. Yerini söylemeyeceğim adamı teşhis etmeyin diye. Bakmışlar ki her dükkan giymiş, kömür olmuş, onun dükkanı duruyor. Böyle arkadaş. Allah bizi ıslah etsin. Helalinden kazanmayı nasip etsin. Zekatını kuruş kuruşa vermeyi, sadaka vermeyi huy edinenlerden eylesin. Ben ya işte işlerde sıkı da falan teşekkür ederim ya. Ben sizi bulmam lazımdı ya. Kusura bakmayın ya. Buraya kadar yordum sizi. Değilen adam da var. Nereden bulundu geldi bunlar yok. Aman ya Rabbi. Allah bize imanımızı kamil olanlardan eylesin inşallah. Öyle diyormuş melekler. Kalkın namaza. Söndürün namaz kılarak. Evet. Namaz da sadakadır diyor. Bakın dikkat edin. Hem o hem de birisi gelmiş fiilen de parayı dağıtınca aynen burada öyle söylüyor. Yangın söndü diyor. Evet, yangın söndü diyor. Hazreti Ömer Mimer'den böyle şeyince yangın söndü diyor. Evet. Siz bunu yapmasaydınız minberden inmeyecektim, devamlı bağıracaktım sadaka verin diye demiş. Sönünce de inmiş. Evet. Bu Hazreti Enes'ten nakledilen bir hadis-i şeriftir. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şu hadisi de okuyayım müsaadenizle. İnne lillahi teala melaiketen. Allah Teala'nın bir takım melekleri vardır. Yemşûne me'al cenaze. Cenazeyle, cenazeden bahsettik ağlamaktan da. Şunu da okuyayım müsaadenizle. Cenazeyle beraber yürürler. Cenazeyle giden adam çok kazanır. Cenaze namazına katılanın şeyleri Uhud Dağı kadar olsa günah affediliyor. Gidin cenaze namazına. Büyük sevap. Samimi olarak cenazesi kılınan adam da, çünkü cenaze namazı dua. Allahümme mağfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve insana diyoruz. Allah'ım ölümüze, dirimize, burada bulunana bulunmayan müminleri affet. Özellikle ve hussa erkekse ve hussat kadınsa şu önümüzde yatanın günahlarını affet ya Rabbi diyoruz cenaze. 40 kişi böyle samimi olarak, bilerek deseler, siz diyor Allah'ın şahitlerisiniz, adamı Allah günahlarını siler. Aynı köprüden sen de geçtin arkadaş. Gidersen sana da gelirler. Git de adama samimi olarak dua et, Allah'ın bunun günahlarını affet diye, bu müjde var. Sen gidersen senin cenazene başkaları da gelir, 40 Müslüman samimi olarak böyle dua ederse diyor, Allah günahlarına, evet bunun günahları var ama Müslümanlar şahitleri Allah'ın. Entüm şühedâullah. Şimdi daha bunu konunda şey gelecek, hadis gelecek, şimdi anlatalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze geldi mi diyor, kakın ayağa. Fakumu, kakın ayağa. Olur mu ya? Kalk lan. Peygamber neye söylüyor? Kalk. Ne için kalkacaksın? Yahudi'ye bile olsa kalkacaksın. Yahudi ya. Olsun. Onun yanında melekler var bak. Allah'ın bir takım melekleri var. Yemşûne me'al cenaze. Cenaze ile beraber yürürler. Melaike saygıdan kalkacaksın.
Melekler ondan, sen görmüyorsun ama ona da var o da. Saygıdan dolayı, meleklere saygıdan. Yahudi cenazesi de olsa kalkacaksın o meleklere saygıdan. Azap melekleri de var, rahmet melekleri de var. Kalkacaksın. Biliyorsun, saygı göstermedi diye ananı ağlatır. Ha, bu iş böyle. Azrail Aleyhisselam alacak canımızı. Kabre vardığımız zaman Münker Nekir denen melek değil mi? Soru sormayacak mı? Kızdıkları zaman hapı yuttun, kalk ayağa, saygı göster. O meleklere saygı göster. Evet, bir diyor Ebu Musa el-Eş'ari, Yahudi cenazesi geçti. Hristiyanca, Müslüman, fekûmû lehe. Ona kalkınız, siz o cenazeye kalkmıyorsunuz. Onunla beraber yürüyen meleklere kalkıyorsunuz. Evet. Onlara kalkıyorsunuz, meleklere saygı göstererek. Korktuğunuz için, Azrail'e saygı duyduğunuzdan kalkacaksınız. Olay müthiş. Hemen kendine geleceksin, kalkacaksın. Yani o adamın etine kemiğine değil. Yakulûne sübhâne men teazzeze bil kudreti ve kahrel ibâde bil mevti. O melekler derlermiş böyle. Kudretiyle insanlara aziz eden, güç, kuvvet veren, şeref veren Allah. Noksanlıklardan münezzehsin. Bu ölümle kullarını kahreden Allah. Dünya boks şampiyonu, değil mi? Ben de seyrettim Muhammed Ali'yi. Bir vurdu gavuru. Saçlarından su fışkırdı adamın, gözümle gördüm. Sabaha kadar da uyumadık o gece. Dünyanın en çok dinlenen programı olmuş. Bir yumrukta gavuru yere serdi, listini. Ondan sonra dedi ki, ben Müslümanım dedi. İman gücüyle yendim seni dedi. Evet, iman gücüyle yendim. Bir yumrukta duman etti herifi. Evet, öyle ama şimdi doğru düz yürüyemiyor, konuşamıyor. Böyle güçlü başpehlivan, değil mi? Kırklılar başpehlivanı. Öldüğü zaman çaput gibi, sapsarı, hoca sıcak su döküyor, yaktın lan diyebiliyor mu? Soğuk su döküyor, üşüttün beni diyebiliyor mu? Azrail canını almış, can çok zor çıkıyor arkadaşlar. Önce parmaklar muşları soğuyor, oradan çekiliyor can. Böyle 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 tak diyor gidiyor. Ne kadar zor çıkıyor. Biz de o tezgahtan geçeceğiz. Allah kolaylaştırsın inşallah. Evet, böyle şeyler göreceğiz. Ha, giderken canımız acımış. Acımaz mı ya? Can çıkıyor ya. Diyormuş ki, biz de şimdi böyle sarsıyorlar adamı. Yahu yaralıyım, etmeyin, canımı acıtmayın. Öyle diyormuş adam. Daha yeni canım çıkarken canım yandı, yaralıyım, acılıyım. Yapmayın bana böyle. Ama şimdi onu böyle yapıyorlar. Adam böyle bağırırmış. Evet. Yanlış adam. Beni nereye götürüyorsunuz? Kabre. İyi adam da dermiş ki, çabuk gidin çabuk. O da varacak kabirde, kıyamete kadar cennet bahçesine girecek. Onun için ölen adamı çabuklaştırırız. Peygamber öyle söylüyor, Hazreti Ali'ye zamanı gelen kızı oğlanı çabuk evlendir Ali diyor. Sonrayı bırakma. Borcun vakti geldiyse hemen öde. Namazın vakti girdiyse hemen namazını kıl. Cenaze vakunda diyor, geciktirme. İyiyse diyor, adam cennete çabuk girsin. Kötüyse diyor, lanet yağar, çabuk başınızdan atın diyor. Lanet sizin tepenize yağmasın. Ama bizim hocalar şimdi, ya kusura bakmayın, kızmasınlar bana. Evet, namazdan sonra El-Fatiha. Hoca, hani tesbih duası? Cenazede acele etmek peygamberin emriye, acele edin de diye. Ulan yahu, şimdi sen El-Fatiha diyorsun, 15-20 dakika daha
cenazeye gelecek vardı diye dışarıda bekletiyorlar. Ula bu Müslümanları namazdan sonra 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber, 99 100 La ilahe illallah diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa affedilir diye müjde var. Bu Müslümanları niye bundan mahrum ediyorsun müezzin efendi? Ben Ömer olsam bu müezzini döverim. Bu gelen Müslümanları niye mahrum ediyorsun? El-Fatiha diyor, cenazenin başında 10 dakika bekliyoruz. Yetme hocam ya, Müslümanlar bu şeyden mahrum etmeyiz. Hep işler böyle karıştı, ters. Hep işler ters maalesef. Yerli yerinde karışmıyor, şey edilmiyor. Şimdi biz deniz, ta boğazın ucundaki bir yerde öğlen namazı kıldık. Talebe de, imam da benim talebemmiş. Geçtik kıldık. Ben her talebeyi nereden hatırlayayım ya? Evet. Kimse duymasın da ben öyle kebap yemediğim yeri hatırlamam zaten. O talebe nereden yedirecek? Tanıyamadım o beni. Elimi öptü neyse buyur dedi. Geçtik. Çocuğunu getirmiş adam. Dedim o çocuğu kenara geçir evvela. Diyanet çocuklar getirin. Arkadaş biz getirmeyin demiyoruz. Mümeyyiz çocukları getireceksiniz. O da küçücük daha, 3 yaşında. Şimdi biz namaza durunca başka çocuklar varmış. Bir bağırışıyorlar, oradan oraya, oradan konuşuyorlar. Ben de imamım. Benim huzurum kayboldu, gitti. Çocuklar kakır kıkır, kikir kikir, kakır, vav falan düşüyor. O mümeyyiz çocukları getireceksiniz. Alıştırmak için. Cami olduğunu bilmiyor ki, oyun yeri zannetti orada ya, bizim namazımızın da huzuru kayboldu gitti. Benim kulağım var da cemaatin kulağı yok mu ya? Onlar duymadı mı o gülüşleri, oyunları? Bir de gelip babasının arkasından böyle vuruyor. Onu adamın namazı nasıl oldu gari? Mümeyyiz çocuklar, cami olduğunu bilecek yaşta olanları getireceksiniz. Yani bizim işler böyle hep karıştı, karıştı. Evet efendim, şimdi cenazeye katılacaksınız. Günahınız, günah Uhud Dağı kadar olsa affolunur. Kaçırmayın. Samimi dua edin. Yarın size de dua etsinler. Şimdi diyor ki hocam ben diyor cenazemi bilmiyorum. Kabul etmiyorum. Hoca kolayını bulmuş. Bilmeyenler Fatiha okusun. Ula bunu sen söylersen kimse ezberlemez o duayı. Her gün her şeyi öğreniyorsun. Kaç tane gazete okuyorsun. Ama cenaze duası geldi mi, kunut duası geldi mi, hocam ben bilmiyorum. Cenaze diyor, hoca da deyip durur, Fatiha okusanız da olur, olmaz lan. Öğreninceye kadar olur o. Öğreninceye kadar, bir hafta 10 gün neyse, sen böyle söylersen herif ezberler mi? Cenazenin özel duası var, er kişi niyetine, hatun kişi, niye? O dua ona göre kadınsa değişiyor, erkekse değişiyor. Yani bir kelimesi değişiyor, onun için... Yoksa er de olsa, kadın da olsa cenaze namazı değişmez ki. O zamirler değiştiği için senin açından o duayı bilmiyorsan problem değil. Er de olsa, kadın da olsa problem değil. Yani böyle bilgisizlikten dolayı her şeyler birbirine karıştı arkadaş. Onun için cenazeye katılın. Cenaze giderken de adamı hırpalamayın. Arabaya koydurmayın mümkünse. Eşya mı lan bu? Yük mü bu? Eşya taşınır kamyonetle yahu. Bu insan. Elinizde taşıyın omuzunuzda. Sağ ayağın sağ omuzunda 10 adım. Sağ ayağında 10 adım. Sol omuzunda 10 adım. Sol ayağında 10 adım. 40 adım taşırsanız 40 büyük günahınız silinir diyor Peygamberimiz. Bundan mahrum kalıyorsun. Arabaya yüklüyorsun. Arkada da oğlana verdiğim kıza ulan cenazenin arkasındaysın lan. Bunlar laf sohbet yerim orası. Bir gün ben de öleceğim diye kara kara düşünsene. Her şey böyle değişik oldu. Bunları düzeltmeliyiz. Evet, cenazeye geçerken ayağa kalkacağız. Meleklere saygı. Bir gün bizim canımızı alacaklar bundan diye kudretiyle insanları azı ediyor, öldürerek de kahrediyor. İşte böyle. İşte böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi bu güzel peygamberimizin nurlu uyarılarına kulak veren, belleyen, uygulayan, başka müminleri de öğretip de
İki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin inşallah.